Zafer Partisi yarın seçim olsa kadro olarak işte tarım politikası, ekonomi politikalar, dış politikalar seçime hazır mı Zafer Partisi? Bence hazırız. Çünkü gerçekten çok nitelikli bir kadromuz var. Çok örgütlenme de tamam, her şey örgütlenmemizi, tamam. Örgütlenmemizi eksiklerini de çok kısa süre içerisinde tamamlayacağız. Nasıl bir Türkiye hayal ediyorsunuz? Nasıl bir Türkiye hayal ediyoruz? Ben gerçekten bağımsız politikalar isteyen, üretimi öne çıkartan, kamuculuğu öne çıkartan, yani kamunun çıkarlarını bütün her şeyin üzerinde tutan, kamu güçlü olması lazım, kamunun güçlü olmasını sağlayan böyle bir Türkiye hayal ediyoruz. Sosyal adaletin sağlanabildiği, gelir dağılımının daki bu müthiş bozukluğun, uçurumların ortadan kaldırıldığı, adil bir bölüşümün sağlanabildiği bir Türkiye hayal ediyoruz. Peki dış politikada hangi başlıklar açacaksınız? Dış politikada bakın ben hasbelkader iki tane hükümetin dış politika programını yazdım. 90'ların sonunda, 2000'lerin başında. Ve ikisinin başlığı da bölge merkezli dış politikaydı. Bölge merkezli dış politika nedir? Atatürk'ün 1930'lardaki politikasıdır. Yani Türkiye'nin yani Davutoğlu şeyi öne sürdü, bir sıfır sorun politikası derken sıfır politikaya dönüştü biliyorsunuz. Evet evet, hiçbir şey yok ortada. Yani Sayın Davutoğlu konuşuyor ama ortaya bir net bir şey koyamıyor. Stratejik derinlik derken stratejik çukura düştük. Evet, değil mi? Evet, evet. Dolayısıyla böyle değil. Çevremizde bir barış kuşağı yaratarak, evet, çevremizde bir işbirliği kuşağı yaratarak devam etmeliyiz. Evet. Bakın bu hükümetin yaptığı yanlışlar şimdi çok başımızı ağrıtıyor. Yani yalnızca bu geçici sığınmacılar ya da kaçak göçmenler meselesi değil. Aynı zamanda bölge devletleriyle de ilişkilerimiz çok zedelendi. Karşımızda Yunanistan'ı merkeze alan, evet, bir Doğu Akdeniz İttifakı oluştu. Oluştu, bravo, oluştu. Doğru. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin başını bunların çekti. Bunların üstesinden gelmek zorundayız. Evet, evet. Suriye politikamız tepeden tırnağa yanmış oldu. Beşer Esad'da bir randevu görüşmeleriniz falan vardı. Ne oldu o parti şöyle, olarak? Şöyle, biz Dışişleri Bakanlığımızdan ayrı ama ondan bağımsız değil, kamudan, devletten bağımsız değil, onların işini kolaylaştıracak bir hamle öngördük. Dışişleri Bakanlığımızın da haberi var. Dolayısıyla Dışişleri Bakanlığı doğrudan doğruya görüşmelere başlayınca, biz bu bilgiyi edinince geri durduk. Evet. Çünkü evet, pişmiş aşa aynen öyle, soğuk, bravo, su katmak doğru, gereksiz doğru diye düşündük. Bravo, doğru. Dolayısıyla şimdi onların, evet, hamlelerini bekliyoruz. Yalnız burada tabii Türkiye'yi yönetenlerin samimi olması gerekiyor. Samimi olabilmek için Suriye'nin meşru hükümetiyle gerçekten bir işbirliği, evet, başlatmak, evet, ve bölge devletleriyle beraber bütün bu bölgesel sorunlara çözüm bulmaya çalışmak gerekiyor. Yani bunun başında da Suriye ile görüşmeler yetmez. Suriye ile iki konuda işbirliği yapmak gerekiyor. Hangi konular? Bir tanesi Adana mutabakatı çerçevesinde ya da onu temel alarak mutlaka Suriye'nin kuzeyindeki terörü bitirmemiz gerekiyor. Evet, peki onu beraber bitirebilecek, peki Suriye ve Türkiye birlikte hareket ederse? Ve Rusya. Ve Rusya. Bu iş çözülür mü? Bence çözülür. Amerika Birleşik Devletleri'ni oradan söküp atabilecek misiniz? Atarız. Atarız. Bunun bedelini Türkiye ödettirmeye çalışacak tabii Amerika Birleşik Devletleri. Ama Amerika Birleşik Devletleri zaten bize bedel ödetmeye çalışıyor. Zaten yapıyor. Zaten yapıyor. Zaten, zaten bizi kuşatma altına dağılıyor. Evet, evet. Değil, evet, mi? Evet, o devrizor dediğimiz yani, kümeni kısımlarında örgütlenmişler. Değil mi? Bizi kuşatma altına dağılıyor. Dede Ağaç'tan Giri'de. Değil mi? Larissa. Peki burada sorulmayan bir soru soracağım size. Tabii.